Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Araf'ın Guillotine'le olan sinerjisini bir test edeceğiz arkadaşlar. Sinerjisini bir okuyalım. Evet, İngilizce yazıyor, Türkçe'ye çevireceğim hemen. Kritik darbelerde tetiklenen kanamalar arkadaşlar, kritik kanama olma ihtimaline sahiptir. Bu bizim kritik oranımızla alakalı. Ondan sonra kritik kanamalar bizim Guillotine'in kritik hasar çarpanıyla çarpılıyor gibi bir şey yazıyor arkadaşlar. Bildiğiniz kıyamet atlısı Wolverine'e dönüşüyor Guillotine Purgatory sinerjisiyle arkadaşlar. Evet, şimdi sinerji takımını gösterelim. Böyle bir sinerji takımı yaptım arkadaşlar. Karate Mike'den esinlendim. Purgatory, Night Thrasher, Strife ve Guillotine 2099'la da destekledim bu sinerjiyi. Şimdi hepsini tek tek ne verdiğini göstereyim şöyle arkadaşlar. Night Thrasher Guillotine ruh başına 100 kritik oran veriyor. Kritik puan veriyor. Kritik darbe vurmamız çok önemli bu kritik kanamaları tetiklememiz için. O yüzden bu sinerji iyidir. Ondan sonra Guillotine 2099'da olan sinerjisinde %20 kanama yetenek sabiti ve potansiyeli kazanıyoruz. Bu da gayet güzel. Ve Strife ile de arkadaşlar ruhlarımız %30 daha uzun sürüyor ve her iki şampiyonun özel saldırıları esnasında da durduruluyor. Bildiğiniz yani bu sinerjiler Guillotine'i çok güzel bir hero haline getirebiliyor arkadaşlar. Şimdi test edeceğiz daha doğrusu. Yani görünüşte öyle. Bakalım oynanışında da öyle mi? Özellikle gereken sinerjilerden biri de arkadaşlar zaten Guillotine 2099'un sinerjisi. %20 kanama yetenek isabeti. Guillotine'in kendisinin %50 kritik darbelerde %50 ihtimalle kanatma şansı vardır. Şöyle göstereyim. 6 yıldızı rütbe 3 bu da. 5 yıldızısını da deneyeceğiz. Evet, kritik darbeler gördüğünüz gibi %50 ihtimalle 3454 kanama hasarı verir 4,5 saniyede. %20 artınca %70 demek oluyor bu arkadaşlar. Şimdi efsaneler diyarında bir deneyelim. 2 euroya karşı sonra 5 yıldızlısını test edeceğiz. Evet, kış askerine gidiyorum. Evet, hemen başlıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Kıyamet atlısı Wolverine kadar etkili olacak mı bakalım. Evet, ilk kritik kanamamız geldi. 1670 vuruyor gördüğünüz gibi. Evet, normal kanamalar geldi şimdi. Evet, gene kritik kanama. 2192 vuruyor bu kez de. Evet, bu Wolverine kadar fazla atmıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tabii Wolverine'in kanatma ihtimali daha fazla sanırım. Şöyle L2 atalım. Evet, iki kere ard arda geldi arkadaşlar. 1710 vuruyor. Bir tane daha geldi. Şimdi bir normal bir kritik daha geldi. L1 atalım. Fiziksel hasarı zaten normal. Öyle mükemmel bir fiziksel hasarı yok. Kanata kanata veriyor bu hasarı. Bir de bu sinerjilerin hepsini yapmasam bu kadar sık kritik kanatmaz arkadaşlar. Hatta bir kanama falan görürüz yani. Tek seferde büyük ihtimalle. Evet, şu anda normal kanatıyor sürekli. Kritik kanamalar yok. Evet. Görüyorsunuz. İki kritik kanama daha geldi. Bir tane daha. Derin yaralar ustalığında full olduğu için çok daha uzun sürüyor. Bakalım ölecek mi? Yok, ölmez. Ağır saldırıyla bitirelim. Evet, kaç vuruş da aldı? 79. Güzel. Şimdi bir de Kaptan Marvel sınıf avantajıyla birlikte test edelim. Şöyle süper yeteneğine bir tekrar bakacağım. Aynen. Evet. Özel saldırı üçümü de kullanabilirdim ha. Sonlara doğru yani. Ruhları iyice biriktirince özel saldırı 3 kullanıyoruz biliyorsunuz. Onu bir deneyeyim bunda da. Evet, başlayalım. Strife de ruhlarımızın süresini uzatıyor biliyorsunuz. Evet, kritik kanamamız 2283 hasar veriyor. Diğer kanama ile birleşince 2969 yazıyor galiba. Evet, normal kanamalar falan geliyor şu anda. Evet, güzel sayılar görüyoruz şu anda arkadaşlar. Bakın, mükemmel sayılar görüyoruz. Çok kritik kanama attı bu kez. Oh, Wolverine'i bile geçti valla. Evet, 43 vuruşta ne hale getirdi görüyorsunuz arkadaşlar. Şansa bağlı. Özel saldırı 3 atmaya fırsat bulamayacağız galiba. Kanatıp kanatıp duruyor.
Evet, bakın atmaya fırsat bulamadık, hemen indirdi. Kaç vuruşta aldı? 58 vuruşta aldı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu kez şansımız fena yaver gitti. Hadi bir de 5 yıldızlısını deneyelim. Bakalım 5 yıldızlısı ne kadar etkili olacak. Gene efsaneler diyarına 2 tane dövüşte deneyelim. Şöyle. Aynı. Diğerleri aynı. Vallahi bunların arasından arkadaşlar Strife ve Guilty'nin 1099'u kesinlikle çıkarmamanız lazım sinerjinin iyi işlemesi için. Might Thrasher'ın ne özelliği vardı? %20 o da kanama şansı ve potansiyeli veriyor. Sanırsam arkadaşlar. Ha pardon. Her ruh bize ekstradan 1000 kritik, 100 kritik puan veriyordu. Yani bu olmasa da olabilir belki ama yine çok fazla kanama atmamızın da bir artısı yani. Zaten Araf olmazsa olmazı Purgatory, yani o kritik kanama atmamızın şansını o veriyor. Evet, bakalım 5 yıldızlısı kaç vuruşta alacak. Zaman kalırsa belki bir de Labirent Star Lord'unu da denerim. Ama onun için birinden vazgeçmem gerekir. Ki gerek yok ya, denemeyelim hiç onda. Epey uzun sürer çünkü dövüş bence. Ama belki fikrim değişir videonun sonuna gelmeden. Bakın deli gibi kanama attık bu kez. Ah vurmuştuk ya. Bildiğiniz kıyamet atlısı Wolverine oluyor arkadaşlar. Can yenilemeyen versiyonu ama. Tabi süper yeteneğiyle canını yeniler aslında. Altı ruhumuz var. Şu anda kanama atmıyor. Bir tane geldi. Kritik. Evet, 4 etti. Ruhlarımız 10 olmuşken bir L3 atalım. Bakalım kaç vuracak. Hop. Tek atıyordu neredeyse gördüğünüz gibi. Kaç vurdu? 100K'lı bir şey vurdu arkadaşlar galiba. Aynen. 101K gibi bir sayı gördüm orada arkadaşlar. Ruhları bu kadar biriktirdikten sonra zaten direkt L3 atıyoruz Giyotin'le. Keşke 6 yıldızlısında da atsaydım. Ama gene aynı hasarı verildiler herhalde. Çünkü yüzde olarak veriyor sanırım hasarı. Ama emin değilim. Yanılıyor da olabilirim. Evet. Bir de Kaptan Marvel'da deniyoruz şimdi. 6 yıldızını Kaptan Marvel'a kullanırken L3 atmama fırsat kalmadı. Bir kere L2 atayım dedim. Sonra öldü Kaptan Marvel. Yani birkaç kere vurduktan sonra. İndi yani. Evet, kritik kanamalar gene güzelce ne geliyor arkadaşlar. Hop. Evet, gördüğünüz şekil çok güzel geliyorlar. Ruhları biriktiriyoruz bir yandan. Ruh. 9 oldu. Rakibin canını aldıkça ruhumuz birikiyor biliyorsunuz. Evet, gene atalım şimdi. Bu kez tek yer büyük ihtimalle. Hem suikast ustalığı da etkinleşti. Evet, 6 yıldızlı olan sanırım 58-57 vuruşta mı ne almıştı? Bu da 80 vuruşta aldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu sinerjiyle vallahi Giyotin Topiro'ya falan dönüşebiliyor arkadaşlar hasar açısından ama her yeri doldurmamız gerekiyor maalesef. Hadi Labirent'te de deneyelim. Magneto'yu almayacağım. Çünkü birini bile çıkartmak istemiyorum. Oradaki tesisini merak ediyorum. 6 yıldızlığını. Şöyle alalım. Evet, başlıyoruz.
Bir de Kızıl Halka mı gitsem? Sınıf dezavantajıyla da oynamayı hiç istemiyorum ama hadi Kızıl Halka gidelim. Star-Lord uzun sürer şimdi. Evet. Başlıyoruz. Maksat kanatarak hasar vermek zaten burada. Hmm. 1343 fena değil. Ruhları da biriktiriyoruz bir anda. Biraz daha az kan atıyor tabii sınıf dezavantajımız olduğu için. Bir de fiziksel direnç kanamalarını azaltıyor mu ondan da emin değilim. Evet hep 1309-1309 vuruyor. İlginç. Şu an fiziksel direnci yok ama. Onunla ilgili değildir. Bakın %15 canını aldık bile. Evet şu anda kritik kanamalar gelemiyor arkadaşlar. Olmadı %50 de bırakalım. Aşağı yukarı kaç vuruşta alacağını göreceğiz çünkü. %50'ye gelince. Geliyor gene arada. Ruhlarımız gidiyor bu arada canını alamadığımız için arkadaşlar. Ruh kazanamadığımız için Night Thrasher'ın verdiği 100 kritik puanı kazanamıyoruz. Ondan kritik darbeler daha az beliriyor. Labirent de çok uygun olmuyor o yüzden. Böyle canını hızlıca alabileceğimiz birisi olmalı ruhları hızlıca biriktirebilmemiz için. Olsun gene deneyelim. Sonuçta Giyotin'in 111 vuruşta Kızıl Halk'ın bu kadar canını alabileceği kimin aklına gelirdi değil mi? Bu sinerjiyle. Ama dediğim gibi ruhlarını hızlı biriktirmesi lazım Giyotin'in etkili olması için. Daha doğrusu bu sinerjilerden güzel bir şekilde faydalanabilmesi için. En azından kanama tesiri şu bu falan onlar hala fazla. Az bir şey kaldı. Şöyle kritik kanamalar gelsin. Şu an normal kanama gelip duruyor sürekli. Evet çeviklik hakkımız da bitmedi daha. Mesela afallatma varsa çevikliğin çift siperle baş edebilirsiniz afallatma ustalarınız varsa. Çünkü onu azaltmıyor biliyorsunuz. 0,5 saniye sersemletiyorsunuz rakibi. Evet kritik kanama geldi yine. Hızlı vuralım. Evet, 200 vuruşa gelmek üzereyiz. Aşağı yukarı belli oldu artık kaç vuruşta alacağımız Kızıl Halka. Bir de bu kritik kanamaların ne kadar belirgin veya sık sık titiklenmesine bağlı. Evet, sürenin yarısından fazlası da geçti. Şu anda hiç kanama belirmiyor. Evet, bakın çift siper yapıp çevikliğin üstesinden geldi. Heh, yakalandık tüh. Oh bir de kritik de vururmuş. Kaçışını yaptı. Şimdi 203 de gitti kombomuz arkadaşlar sanırım. Öyle hesaplıyorum. Evet canını yarıladık gördüğünüz gibi. 211 vuruşta falan canını yarılıyor. Yani hadi kötü düşünecek olsak böyle hiç sanki kritik kanamalar verilmiyor falan. 440-450 vuruşta falan Labirent Kızıl Halkını alıyor arkadaşlar. Öyle potansiyeli oluyor. Evet. Evet. Araf sinerjili giyotin bu şekilde arkadaşlar. Vallahi son yorumu yapacak olursam ne derler? Kıyamet Atlası Wolverine'den hiçbir fark yok. Birebir aynı yani. Birebir aynısını yapmışlar. Giyotin bu sinerjiye sahipseniz yükseltmeye değer mi? Zor bir soru bu. Yani
Bağışıklığı yok, bir şey yok. İyileşmesi süper yeteneği varsa oluyor yani. Onun dışında iyileşmeyi tersine çevirmesi falan var. Çok basic hero durumda. Bir de Guillotine'in hani overhaul yeme durumu var. Hala eşleşme diyorum. Oylama sona ermedi. Guillotine mi Ant-Man mi seçilecek hala kesinleşmedi. Ya da kesinleşti de benim haberim olmuyor olabilir arkadaşlar. Belki kesinleşmiştir. Karınca adam kazanmıştır. Gerçekten galiba karınca adam kazanmıştı. Ben tamamen unuttum o oylamayı arkadaşlar. Eğer biliyorsanız lütfen doğrusunu yorumlara yazın. Benim tamamen aklım uçtu gerçekten. Orada kimin kazandığı ile ilgili. Karınca adam kazanmış olabilir. Ama hiç hatırlamıyorum gerçekten. O oylama tamamen çıkmış aklımdan. Neyse konumuza dönecek olursak. Guillotine sırf bu sinerji için yükseltmeye değmez bence arkadaşlar. Yani R3, R4'e falan yükseltin ama. Yani R5'e belki düşünebilirsiniz. Ama 6 yıldızlısını R2'ye ne bileyim. Hadi yükseltin diyeyim. Ama daha fazla yükseltilmez kesinlikle. Ama 5 yıldızlısı varsa bu sinerjiye sahipseniz çekinmeden R5'i yükseltebilirsiniz bence arkadaşlar. Ama onun dışında o kadar mükemmel yapmıyor bu sinerji Guillotine'i bence arkadaşlar. Yorum sizindir. Bu videomun sonuna geldik. Anlamadığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.